Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ya da kısa adıyla SADAT, yıllardır tartışma konusu. Gölge orduda denildi, gayri nizami harp örgütü de. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı ve uyardığı SADAT'ın geçmişinde neler var? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gelmişti gündeme. Peker, Suriye'ye gönderilen silahlar için SADAT'ı işaret etmişti. Ama bu MİT tarafından organize edilmiyor. Askeriye tarafından da organize edilmiyor. Bu SADAT tarafından organize ediliyor. Bu yapılanmanın faaliyetleri zaman zaman meclis gündemine de geldi gelmesine. Ama sorulan tüm sorular yanıtsız bırakıldı. Harp okullarına giriş sınav kurullarında SADAT üyelerinin de olduğu iddiası henüz yalanlanmış değil. Diğer taraftan Orta Doğu'da faaliyet gösteren şeriatçı terör örgütlerinin üyesi cihatçıların eğitilmesi de bu şirketin faaliyetleri arasında. Bu iddialar mecliste iktidar partisine soruldu ancak yanıtsız kaldı. Şirketin kursları arasında sabotaj, adam kaçırma, gerilla operasyonları, kontrgerilla eylemleri, suikast, kundaklama, korku ve panik yaratma faaliyetleri ve silah tedariki gibi eğitim paketlerinin bulunduğu belirtiliyor. Başkenti İstanbul, dili Arapça olan bir şeriat devleti kurma amacı da taşıdığını söyleyen Sadat bunu hiç saklamadı ve çalışmalar yürüttü. Sadat'ın kurucusu, irticai faaliyetleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli edilen Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi. Erdoğan'ın askeri danışmanlığını da yaptı. Tanrıverdi'nin Afrin Harekatı öncesinde yapılan güvenlik zirvesine katılması da çok tartışıldı. Bugün soruyoruz, İslam Birliği olacak mı? Olacak. Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Mehdi Hazretleri geldiği zaman olacak. Amenna ve saddakna. Adına İslam Birliği dedikleri Uluslararası Cihatçı Örgüt'ün kongresinde yaptığı bu konuşmanın ardından gelen yoğun tepkiler üzerine Erdoğan'ın danışmanlık görevinden istifa etti. İktidar yanlısı karanlık bir yapılanma olarak tanınıyor Sadat. Fakat hangi kanuna, hangi yönetmeliğe tabi oldukları, ticaret kanununa göre çalışıp çalışmadıkları ise bilinmiyor. Tanrıverdi'nin 15 Temmuz'dan sonra kurduğu cümlelerse hafızalara kazıldı. Biz silahlı kuvvetlerle ilgili vesayet sisteminin kaldırılması için önerilerimiz oldu. O önerilerimizin aşağı yukarı tamamına yakını 15 Temmuz'dan sonraki yeniden yapılanmada gerçekleşti. İşte bu karanlık örgütün hala faaliyetlerine ilişkin sorular yanıtsız. CHP lideri ve milletvekilleri işte bu örgütün kapısına dayandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener de 2018 yılında silahlı kamplardan bahsetmiş, SADAT konusunda uyarmıştı. Örneğin Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz. Bu iddialar söyleniyor. Araştırılsın ve bize bilgi verilsin. Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var. Bunlardan birisi de SADAT diye bir yapı. Bu malum yapılar insanları çatışmaların içerisine sürükleyecekler. Şimdiden uyarıyorum ve önlem alınmasını istiyorum. Evet değerli izleyenler, şimdi bu konuyu çalışmış, üzerine eğilmiş iki gazeteci arkadaşımız konuğumuz Skype hattında Caner Taşpınar ve Ersin Eroğlu. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sesi bir kez daha duyabilir miyim? Hani başta bir şey yapalım. Sıkıntı yok. Peki. Sesimizde sıkıntı yokmuş. Hoş geldiniz yayınımıza. Kitabınız da ayrıca hedefte. Onu da en son soracağım elbette ki, bu kitap hakkında da bir girişim oldu. Onu da konuşacağız. Ama şimdi dilerseniz bu sıcak meseleden başlayalım. Çünkü hem Kılıçdaroğlu bu konuyla ilişkin bir adım attı ve bugün Orhan Bursalı'ya konuştu. Bir de Barış Terkoğlu'nun yazısı var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bu kuruluşun ne yapacağı belli değil diyor. Ve bir iç siyasi konu, siyasette bir etkilerinin olabileceği vurgusunu yapıyor. Bu önemli. Barış Terkoğlu da sokak eylemlerine SADAT hazırlığı başlıklı bir yazı yazdı. Siz konuyu her boyutuyla ele almış gazeteciler olarak içeriye ilişkin SADAT ne yapabilir? Bu konudaki endişelerde CHP lideri haklı mıdır? İçeriye dönük faaliyetlerin ne gibi faaliyetleri olabilir? Bu konuda ne düşünürsünüz, merak ediyorum. Caner Bey, buyurun sizle başlayalım. Kılıçdaroğlu'nun uyarıları son derece önemli. Sadat çünkü perde arkasında kalmış, birçok aydınlanmamış faaliyetin olduğu bilinen bir şirket.
Bu bakımdan Kılıçdaroğlu'nun uyarılarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun nasıl etkili olduğunu da ilk etapta şöyle anlatayım. Mesela dedi ki Kılıçdaroğlu seçimde etkili olacağına yönelik uyarılar yaptı. Evet. Seçimde bir takım faaliyetlerin ortaya çıkabileceğini söyledi. Ve şirket çıktı açıklama yaptı. Dedi ki ne alakası var? Biz ticari bir şirketiz, biz ticari bir yapıyız. Bizim böyle siyasetle hiçbir ilişkimiz yok. Bizim tek gayemiz ticaret. Peki bu şirket kurulurken Adnan Tanrı verdi ne diyor bu şirketin kurucusu Sadat Başkanı. Ve aynı zamanda şu anda Sadat Başkanı olan Melih Tanrıverdi'nin de babası diyor ki benim hiçbir ticari kaygım yok. Ben tamamıyla kendi dini ve kendi fikri kaygılarım nedeniyle zaten ben bu işe giriyorum diyor. Tek bir şeyim yok diyor, ticari şeyim yok diyor. İkincisi şuraya geleceğim. Bizim siyasetle Melih Tanrıverdi yine Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıt açıklamasında şunu söylüyor. Diyor ki bizim seçimle siyasetle hiçbir ilgimiz yok diyor efendim. Peki ilgisi yoksa ben şunu yazdım. Sadat'ın seçim planı neydi? Sadat'ın evet. Seçim planını buradan anlayabiliriz. Melih Tanrıverdi 24 Haziran seçimlerinden sonra bir yazı kaleme alıyor. Bu yazısında diyor ki 2023'e giderken neler olacak? Neler yapılacak? Bu seçimi kazandı AK Parti. Şimdi neler yapılacak? Önündeki proje ne? Hedefler ne? Bunları anlatıyor ve orada açıkladığı bir şey var. 4 maddeyi anlatıyor. İşte Türkiye dünya liderliğine gidiyor diyor. Birleşmiş Milletler Örgütü'ndeki dengeler değişecek diyor. 3 ve 4. maddeler çok kritik. İslam ülkeleri birliğinin ilk adımlarını atacak. Hı hı. 2023'e giderken Türkiye'nin önündeki hedefler artık bunlar yapılacak diyor. 4. madde barış ve huzur ortamının tüm insanlığın hakkı olduğu gerçeğinden hareketle Afrika bölgesinde vesayet altına alınarak istikrarlaştırılan devletlere destek verecek diyor. Yani diyor ki 2023 planı Türkiye'nin efendim Afrika projesidir diyor. Bir defa şirket Kılıçdaroğlu verdiğin yanıtta bir siyasetle ilgimiz yok diyor. Hı hı. Bu açıklamasında 25 Haziran'da yapmış olduğu bu yazısında bu açıklamasında da diyor ki tamamıyla içinde ve seçimin yönlendiricisi olarak diyor ki buraya gidecek Türkiye diyor. Ve bu hı hı. bu noktada etkisiz mi? Yani bir şirketin bir CEO'su bir başkanı çıkmış efendim diyor ki bunlar olmalıdır. Bu böyle mi? Hayır. Bugüne kadar şunu gördük. Az önce sizin haberinizde de vardı. Adnan Tanrıverdi çıktı dedi ki bizim bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yapmış olduğumuz bütün talepler ve verdiğimiz önerilerin hepsi tek tek gerçekleşti dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen onların yapmış olduğu öneriler neticesinde değişti. Bunları biliyoruz. Bunları tek tek maddeler halinde kitabımızda da yazdık. Yani bu bakımdan da çok önemli. Afrika projesi neydi? Birazcık buna girmek gerekiyor. Hı hı. Yani Sadat 2023'e giderken Afrika'yı işaret ediyor. Bunun için artık AKP hükümeti çalışmalıdır ve onun mesajını veriyor. O işaret fişeğini yapıyor. Afrika projesi de bir 28'i Asya ve Afrika'da bulunan Müslüman ülkelerin ittifak kurması. Yani başkenti İstanbul dili de Arapça diye değil mi hatta duyurmuştu bunu. Evet. Tabii. Yani tam olarak zaten şifreleri şu. Başkenti İstanbul dili Arapça, hukuku da şeriat evet. olacak bir İslam Konfederasyonu. Şimdi böyle bir hedefleri var. İslam Devletler Birliği, Afrika. Bununla ilgili yapmış oldukları da şeyler var, kongreler var. Bu kongrelere kimler katılıyor? Bu kongrelere bürokratlar katılıyor, AKP'liler katılıyor. Düne kadar bu kongreye bugünkü bakan, dönemin bakan yardımcısı Nurettin Nebati katıldı. Hmm. Bakın 2017'den başlayıp bu 2000 en son 3 ay önce yapıldı bu Afrika toplantıları. Ve 2023'te de yapılacak. 2023'tekinde de ortak asayiş ve güvenlik usul ve esasları konuşulacak. Toplamda 7 hedef yapmışlar. Kendilerine 7 hedef koymuşlar. Bunların tam 6 tanesini gerçekleştirmişler bu toplantıları. 7.sini de 2023'te yapacaklar. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Yani seçim içinde yokuz.
alakamız var. Biz bir ticari faaliyet yürüten bir şirketiz diyorlar. Kılıçdaroğlu bizi hedef göstermiştir diyorlar ama evet, alakası yok. Tamamıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, anayasada değişmesini istedikleri maddeler var. Anayasaya yönelik, yani evet, Türk siyasetine, devletine yönelik bir takım yapmış olduğu çalışmalar var. Değiştirmek istedikleri şeyler var. Ve bunun yanında da kendilerini söyledik, biz sadece ticaret yapıyoruz da dışındalar, seçime yönelik, bizzat seçime hedef alan, bizzat seçimin içinde olan ve yönlendiren bir taraftalar. Evet. Bu yazdıkları şeyde bunu ortaya koyuyor zaten. Evet. Bu arada tabii biz Kuvayi Milliciyiz gibi bir açıklamaları da var. En son Melih Tanrıverdi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı verdikleri yanıtta böyle de bir açıklamaları oldu. Bu da tabii işte... yani çok altın aslında düşünmek üzerinde durması gereken bir nokta değil mi? Yani Kuvayi Milli ile kendilerini bir tuttular. Bu arada bir son dakika var, ben hemen onu aktarayım. Bursa'da bir ısı yalıtım fabrikasında yangın çıkmış ve bu ısı yalıtım sistemleri üreten fabrikada çıkan yangına müdahale an itibariyle başladı. Arkadaşlar isterseniz tam ekran verelim, evet. Yangın Kestel ilçesinde bulunan Barak Fahik Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkıyor. Isı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada çıkıyor bu yangın. An itibariyle itfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor ama dumanlar kent merkezi, çok çok büyük bir yangın belli ki. Bakın siyah dumanlar göğe yükseliyor. Pek çok kent merkezinde de pek çok noktada görülebilen büyük bir yangın. Bursa'da bir fabrika yangını var an itibariyle organize sanayi bölgesinde. Bu fabrika ısı yalıtım üzerine faaliyet gösteren bir fabrika değerli izleyenler. Bunu da bir kez daha belirtelim. Olay yerindeki müdahale devam ediyor an itibariyle. Konumuza geri dönelim ama bu konuyu da takip ediyoruz elbette. Bir gelişme olursa Bursa'daki yangına ilişkin hemen tekrar ben bilgileri paylaşacağım siz değerli izleyicilerimizle. Peki Ersin Bey, sizinle devam edelim. Şimdi bu konu kitaba baktığımızda işte FETÖ ile ilişkileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışıklıkları vesaire vesaire. Ama en nihayetinde bu Sadat yine de bir kapalı kutu, öyle değil mi? Büyük bir kapalı kutu ve sizce bilinmeyen yanları hala hazırda, bu kadar çok konuşuluyor, kitabı yazılıyor, araştırılıyor, hala hazırda bilinmeyen yanları nelerdir? Sizin merak ettiğiniz. Ersin Bey, size de bununla bu soruyu yöneltmiş olayım. Buyurun. Yani çok yerinde söylediğiniz, Sadat ilk önce şunu yapmalı. Eğer bir ticari şirketlerse ama kar amacı güden bir şirketlerse, bir güvenlik şirketleri ise de şeffaf olmaları gerekiyor. Kapılarını açmaları gerekiyor. Sadat'ın kapısından bugüne kadar kimse giremedi. Meclis bile araştıramıyor değil mi Sadat'ı? Yani mecliste sürekli soru önergeleri i̇şte, veriliyor. En evet, son bizim kitabımız üzerine de İstanbul Milletvekili, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç bir soru önergesi verdi. Ona evet, da herhangi bir yanıt henüz verilmedi. Yani Sadat'ın bir şeffaf yapıya bürünmesi lazım. Artık normal bir ticari şirketse kimleri eğitiyor, nerelerde eğitim veriyor, eğitmenleri kim, hangi faaliyetleri gösteriyorlar, bunları açıklamaları gerekiyor. Ama Begüm Hanım, şimdi şöyle bir durum var. Ben Sadat'ın bir milli güvenlik sorunu olduğunu düşünüyorum. Niye? Ben hangi taşı kaldırsam, bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü tehdit eden hangi taşı kaldırsam altında Sadat'ı görüyorum. Evet. Açık, somut şeylerle gidelim. Ben FETÖ kumpaslarına bakıyorum, Sadat'ı görüyorum. Hangi ticari şirket buralarda olur? Hangi ticari şirket FETÖ kumpaslarından müdahil olur, tanık olarak gider, yöneticileri ifade verir? 28 Şubat davasında yine şablon dilekçelerle davanın bir parçası olur. Diğer taraftan ben ÖSO'ya bakıyorum, Sadat'ı görüyorum. Yani harp okulu mülakatlarına bakıyorum, Sadat'ı görüyorum. Ya hangi ticari şirket şeriat kongreleri düzenler? Bugün İstanbul'da Laik Türkiye Cumhuriyeti'nde, hukuk devletiyle yönetilen Türkiye Cumhuriyeti'nde şeriat kongreleri düzenleyemezsiniz. Bu anayasaya aykırı. Ben anayasaya aykırı eylem yapan şirket olur mu? Ben oraya bakıyorum, orada da Sadat'ı görüyorum. Yani hangi taşı kaldırsak Sadat çıkıyor. Bu nasıl bir ticari şirket? Ki yine Caner bahsetti, biz ticari şirketiz diyorlar. Kuruluşlarında bizim kar amacı gütmek gibi bir amacımız yok diyorlar. Yani Sadat böyle bir yapı. Şimdi kuruluşu hangi da... Hangi ticari kuruluşun amacı kar etmek olmaz zaten değil mi? Evet. Evet, kesinlikle. Yani hangi ticari şirket bu kadar siyasilerle
iç içe girip bu kadar siyasi davalarda girift ilişkilere girer? Hı hı. Yani Sadat'ın böyle bir yapısı var. Biz kitabımızda eğitmenlerinin listesini yazdık, yurt dışındaki eğitim kamplarını fotoğrafladık. Fakat şöyle de bir ayrıntı var. Sadat'ın kendi faaliyet raporunda bizim diyorlar, Türkiye'de de, onu da kitabımızda koyduk, yayınladık belgesini. Bizim Türkiye'de böyle bir eğitim alanına ihtiyacımız var. Biz burada gayri nizami harp eğitimleri vereceğiz. Nedir bu? Suikast eğitimi vereceğiz, keskin nişancı eğitimi vereceğiz. Bu kadar metrekaresini bunda kullanacağız, bu kadar metrekaresini burada kullanacağız diye kendi faaliyet raporlarında önlerine 2013 yılında önümüzdeki yıl gerçekleştirmemiz gerekir bunları diye koymuşlar. Sadat zaten siyasilerle ilişkisi sayesinde var olan bir şirket. Böyle bir şirket kurulamıyor Türkiye'de. Bunlara özel yasa çıkıyor. Yine evet. Ben bu açıdan şuraya geleyim. Ben Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretini çok kıymetli buluyorum. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin de çok öyle anlık geliştiğini düşünmüyorum açıkçası. Yaklaşık ben Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarla da görüştüm. Kılıçdaroğlu şunu söylemişti. Bize bürokrasi içerisinden sürekli dosyalar geliyor demişti. İşte trollerle ilgili dosyalar geliyor, yolsuzluklarla ilgili dosyalar geliyor. Ve bu dosyalarda Kılıçdaroğlu ara ara açıklıyordu. Akşamları mutfağında falan açıklıyordu canlı yayın yaparak. Kılıçdaroğlu bir akşamki konuşmasında, önünde trollerin dosyasını açıkladığı konuşmasında Gölge Ordu kitabı vardı. Kılıçdaroğlu bundan sonra Sadat'ın üzerine araştırmalara başlıyor. Yani çeşitli bilgiler geliyor Kılıçdaroğlu'na. Ve bir süredir Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Sadat var. Altılı Masa'nın gündeminde ise seçim güvenliği var. Hı hı. Yani Altılı Masa'da konuşulanlar üzerine seçim güvenliği ne tehdit eder? İşte yeni bir seçim yasası çıktı. O seçim yasasında bazı şeyler değiştirildi falan. Seçim güvenliği neler tehdit eder? Bunlar konuşuluyor ve bu konuşmaların üzerine 2019 İstanbul seçimlerinde seçim güvenliğini sağlayan Canan Kaftancıoğlu'na 4 yıl 11 ay ceza veriliyor. Kılıçdaroğlu İstanbul'a geliyor ve Sadat'a gidiyor. Yani anlık bir gelişmeden ziyade Kılıçdaroğlu'nun rastgele bir ziyareti olduğunu düşünmüyorum. Anlık olduğunu düşünmüyorum. Uzun zamandır kendisine gelen bilgilerle hareket ettiğini, zaten Kılıçdaroğlu tecrübeli bir siyasetçi, aynı zamanda yine tecrübeli bir eski bürokrat. Rastgele bir ziyaret olduğunu değil, kendisine gelen bilgiler çerçevesinde bu ziyareti gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Arkadaşlar, ne kadar süremiz kaldı yönetmenim, Hasan'a sorayım? Oo. Peki, iki yapalım onu. Şimdi birer soru sormuş olayım hızlıca. Böylesine şeriat özlemi içinde olan, ne bileyim, anayasası, dili Arapça vesaire, hani uzatmadan sormak isterim. Bir kişi asker TSK'da nasıl yükseldi? Yükselirken FETÖ bu kişinin önünü açtı mı? Bunu sorayım. Bunu sorayım sonra hemen hızlıca devam edeyim. Caner Bey, ne diyorsunuz buna? Biz kitabımızda bunu şöyle yazdık. Tabii ki de onun silah arkadaşlarıyla, Adnan Tanrıverdi'nin silah arkadaşlarıyla görüştük, konuştuk. Bunlarla ilgili bilgiler topladık. Kitabımızda da özetlediğimizde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Kendisini belli bir döneme kadar gizlediği, kendisinin faaliyetlerini gizlediği, çeşitli alkollü resepsiyonlara katıldığı, yani herhangi bir kendisini açık edecek diyeyim tırnak içinde, herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı, ancak Kartal 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geldiğinde, yani son döneminde artık, yani generallik döneminde oradaki faaliyetleri göze batar hale geliyor. Orada işte biz kitabımızda da bunun ayrıntılarını anlattık. Orada kurduğu camide bizzat kendinin yapmış olduğu, yazdığı hutbeler, orada yapmış olduğu bir kurban kesme töreni, orada normal olarak bir imam bulunmasına karşılık burada bir subay imamı orada da görevlendirmesi, farklı bir cemaat yapısı oluşturmaya çalışması şeklinde yorumlanıyor. Genelkurmay'ın burada kendisi hakkında hazırladığı bir dosya var. Bu dosyanın ayrıntılarını yazdık. Dolayısıyla yani hem askeri bir silah arkadaşları diyebileceğim, yani birlikte çalışmış dönemdeki kişilerin anlatımları, hem de Genelkurmay'ın kendisi hakkında hazırladığı dosyadan, yani kendisini açık etmediği ve genelde bu şekilde yükseldiği noktasında
Ben de son olarak şöyle kapatmak isterim. Vaktinize kısıtlı olduğu için. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun evet. seçim güvenliğiyle alakalı yapmış olduğu uyarılar çok önemli. Vurguladığı tetkiş yani terör vurgusu çok evet. önemli. Çünkü Sadat'ın şunu açıklaması gerekiyor. Yani siz Türkiye'de faaliyet yürüten bir şirketsiniz. Türkiye'de kurulduğunuz gün, kurulduğunuz gün vermiş olduğunuz bütün ilk aylardaki röportajlarının hepsinde tek tek anlatan verdiği şunu söylüyor. Diyor ki bizim Türkiye'de bir faaliyet alanımız olması gerekiyor. Bizim Türkiye'de bir eğitim kampımız olması gerekiyor. Hı hı. Biz ilk defa kitabımızı ortaya çıkardık. Fotoğrafını yayınladık kocaman. Kendileri belgelerine koymuşlar bunları hizmet özel belgelerde. Böyle bir yere ihtiyacımız var. Bunu şöyle evet. kullanacağız. İşte gayri nizami harp eğitimleri, tetkiş eğitimleri, sabotaj eğitimleri. Bunları yapacağız diye. Daha sonrasında bir anda bu kesiliyor. Çünkü tepki çekeceğini belli ki anlıyorlar Türkiye'de böyle eğitim veren bir eğitim kampının olmasını. Sonrasında ne röportajlarında bunu söylüyorlar, bunu gizlemeye çalışıyorlar. Biz bunu faaliyet raporlarında, hizmet özel belgelerde çıkarıp kitabımızda yayınladık. Bir defa bunu açıklamaları gerekiyor. Bu kadar şirket bunun için kurulmuş gibi bir şey amaçlarında bunu yazıyorsunuz. İlk hedef bu oluyor ama şu anda böyle bir kampımız bizim yok. Ve bir sürü iddia var. İlk önce bunu bir şekilde ortaya çıkarılması gerekiyor. Devlet kurumlarının da bu konuda özen göstermesi gerekiyor. İkinci olarak bu verilen sabotaj, gayri nizami harp, psikolojik harp, bu eğitimler kimlere verildi? Kimler verdi bu eğitimleri? Nerede bu isimler? Hı-hı. Bunlar tabii ki de Kılıçdaroğlu'nun dikkat çektiği bu nokta çok önemli. Bunların ortaya çıkarılması gerekiyor. Son olarak çok az zaman kaldı ama bir cümleyle Ersin Bey bunu da size sorayım. Bu kitap neden hedefte? Kaldırılmak isteniyor zannediyorum, toplatılmak isteniyor. Buna ilişkin ne diyeceksiniz? Kim bunu istedi? Son durum nedir? Sizden bir alalım. Kitabınız, bu konudaki kitabınız neden hedefte? Halihazırda Sadat'ın doğuran, Sadat'ın öncülü Aster'in genel başkanı Nevzat Tarhan ve Sadat'ın eski psikolojik harp danışmanı ve eski ortaklarından Nevzat Tarhan önce kitabın toplatılmasını istedi. İhtarname çekti yayın evimize. Sonrasında ise kitap toplatılıp yayın evimiz bunu geri çevirince bu ihtarnameyi savcılığa başvurdu. Savcılık şu anda Caner hakkında, benim hakkımda ve yayın evimiz hakkında, yayın evimiz adına Halit Epkon hakkında soruşturma başlattı. Kitabın toplatılmasını talep ediyorlar. Yani Türkiye'de hala ne yazık ki kitapların toplatılması istenebiliyor. Yani yalanlama yok kitapla ilgili. Belgelere dair bir yalanlama yok. Kitaptaki yazılan şeylere dair herhangi bir yalanlama yok. Ama gerçeğe dair bir istememe var. Bu yüzden ne yazık ki kitabın toplatılması isteniyor. Bakalım yargı süreci başladı. Peki. Çok teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için. Sağ olunuz. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim.